Zaten siz burada aranızda olmasa bile bu cinayetlerde yakınlarını kaybeden herkesi temsil ediyorsunuz. Size bir şey sorabilir miyim? Siz gönüllü avukatlardan birisiniz bir Umut Vakfı'nda. Yolda da konuştuk bir ara. Şu asıl faciayla bilirkişi raporları oluşturuyor. Yani elinizi kolunuzu bağlayan şey de bu bilirkişi raporları. Birçok insan bilmiyor. Adalet sistemimiz bunun üzerine kurulu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu bilirkişi faciasının önüne geçmek için ne yapmak lazım bir hukukçu olarak? Onu bir söyler misiniz? Merhabalar. Ben 8 yıldan bu yana bir umutta yakınlarını iş cinayetinde kaybetmiş olan ailelere gönüllü hukukçuluk desteği sunuyorum. Diğer arkadaşlarımla beraber, diğer meslektaşlarımla beraber. Bugün aynı zamanda sizlerin de gördüğü gibi bakın ailelerin arasında oturuyorum. Biz bu nöbetleri tutarken hep bu karşımızda duran arkadaşlarımıza, destekçilerimize diyorduk ki bir gün sizin de başınıza gelebilir diyorduk. Ve benim de başıma geldi. Ben Soma faciasında iki kuzenimi kaybettim. Biz bu davaları yürütürken çok büyük güçlüklerle karşılaşıyoruz. Çünkü temel prensip bir kere kamu görevlilerinin sorumluluğunun kabul edilmemesi yönünde bir direnç var bütün mahkemelerde ve bütün kamu makamlarında da bu kamu görevlilerin kovuşturulmasına, soruşturulmasına izin verilmeme yönünde kemikleşmiş bir tutum var. Bunun yanında bir de bilirkişi problemi var başımızda. Öyle ki akıl almaz bir şekilde bütün davalarda bilirkişiler hiçbir şekilde kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili olay maddi vakaları açıklamak ve bunları ortaya koymakla görevliyken her zaman nasıl olur da işverenden yana tavır alırım diye gerçekten vicdanları aklı zedeleyen bir şekilde ya yani akla ziyan bir şekilde raporlar veriyorlar. Bunun örneklerini hemen hemen bütün davalarımızda biz görüyoruz. En son gördüğümüz örnek ise Esenyurt davası. Esenyurt davasında daha önce iki kere bilirkişiye gitti geldi dosya. İşte en son gelende de işçileri asli kusurlu olarak çadırda yanarak ölen, uykularında yanarak ölen işçileri asli kusurlu olarak beyan etti bilirkişiler. Hangi vicdanla, hangi akılla, hangi bilimsel verilerle bunu yaptıklarına dair bir şey yok tabii ortada. Kendilerine Anadolu'nun dört bir köşesinden gelmiş, kalacak hiçbir yeri olmayan, şantiyede kendilerine burası sizin yatakhaneniz diye gösterilen yerde kalan, hiçbir ısıtma tertibatı kurulmamış olan, işte inşaattan bir yerden elektrik çekilerek tavanlarına ufolar tavanlardaki demirlere ufolar monte edilerek -14 derecede karın kışın altında ısıtılmaya çalışılmış olan tabiri caizse uyduruk naylondan bir çadırın içinde uyuyan işçiler gece yanarak ölüyorlar. 45-50 kişinin kalması, içeride 45-50 kişilik ranzaların olduğu bir yatakhanede bir tek giriş kapısı var. Çadırın arka tarafı kot farkı nedeniyle toprak duvara yaslanmış vaziyette. İşte bir tarafı soğuk geçirmesi diye kontur plaklarla kaplanmış vaziyette. Ondan sonra tek kapının oraya da düşen sünger döşekler nedeniyle tamamen yanmış vaziyette ve burada yanarak gece uykusunda yanarak ölen işçiler için bilirkişi raporu efendim işçiler böyle bir yerde kalmışlar böyle elektrik tesisatı olan işte yatağın yorganın orada olduğu bir durumda yangın çıkarsa kurtulamayacakları kesin olduğu olarak bilinen bir yerde işçiler kalmayı kabul ettikleri için işçiler orada kalmaya devam ettikleri için aslında kusurludurlar diyor. İşçiler bunu bilebilecek durumdaydılar diyor. Acaba işçiler otele mi gidecekti sabahtan akşama kadar inşaatta çalışıp Esenyurt'ta ya da kendilerine dört başı mamur bir oda mı tahsis edilmişti de onlar kalmayıp acaba çadırlara gittiler? Bu konularda herhangi bir değerlendirme yok. Biraz önce şeyden bahsetmiştim. Kamu görevlilerinin hiçbir şekilde kovuşturulmasına izin verilmemesinden
Erdinç Bey'in oğlunu kaybetti. Erdinç arkadaşımız oğlunu kaybetti. Özel Doğu Hastanesi'ndeki olayda da yani o kadar çok şey üst üste binmiş vaziyette ki sıradan bir insan bile bunu görebilir. Nasıl yüksek gerilim hattının altına hastane kurulmasına izin veriyorsunuz? Bu ruhsatı kim veriyor? Buraya bina yapılması iznini kim veriyor? Sonra yüksek gerilim hatları herkes bilir ki dokunmanıza gerek yok. Yakınından geçseniz bile sıçrayabilir bunlar. 1,5-2 metre, 3 metre, 4 metre sıçrayabilir elektrik. Bu nedenle yüksek gerilim hatlarının olduğu yerlerde elektrik kurumları belli yerleri kamulaştırarak koruma altına alıyor ki bu tehlike bölgesinin dışında kalsın insanlar, yaklaşamasınlar diye. Burada da öyle bir şey yok. Tapuya şerh de konulmamış, uygulaması da yok. Dolayısıyla o kadar çok şey üst üste biniyor ki ve bunların sorumluluğunu üzerinde taşıyan hiçbir kamu kurumu da kamu kurumu yetkilisi de kovuşturmaya maruz kalmıyor maalesef. Yani bu inşaatın burada yapılmasına izin veren kim? Yüksek gerilim hattının altında hastane ruhsatı veren kim? Bu yüksek gerilimin etrafına koruma alanı çekmeyen kim? Bunu kamuya açık bir yerde bırakan kim? Bu soruların cevabı yok. Sadece işte işverenlerin, o da hepsi değil, en yukarıdakileri değil, yakaladıkları en elin altında olan her kimse işverenlerden, onlardan birini sorumlu tutarak bu işlerden onu da cüzi bir cezayla şey yaparak, kurtararak cezasızlık diye bir şeyi yerleştiriyorlar maalesef. Yani iş cinayetlerinde gerçek sorumlular hiçbir zaman yargılanmıyor ve yargılananlar da zaten yeteri kadar cezalandırılmadığı için iş cinayetleri olmaya devam ediyor. Bir başka sorun da şu, siz şimdi yıllardır mücadele ederek bu cinayetleri yargıya kadar getirebildiniz, çok da ısrarlısınız, devam da edeceksiniz. Ancak yargı aşamasında bazı ailelerin tazminatla getirdikleri olgusu da var. Tabii bu ayıplanacak, eleştirecek bir şey değil ama sizin mücadelenizi zorlaştıran bir yanı var mı bunun? Yani meselenin sadece tazminat olmadığını, bir adalet arayışı olduğunuzu da işte bu eylemlerinde gösteriyorsunuz. Bu durumda olup da aranıza katılmayan, tazminatla yetinen aileler için ne söylemek istersiniz? Şimdi bu Soma'da da şu anda yürüyor. Şu anda Soma'da da böyle bir kampanya var. İş cinayetleri meydana geldiğinde maalesef işverenler işte yerleşmiş bir şey var, yerleşmiş bir kanaat var. Biraz da bir gelenek var kan parası adı altında Anadolu'da. İş cinayetleri meydana geldiğinde işveren yakınları aracılığıyla, avukatlar aracılığıyla, tanıdıklar aracılığıyla aracı koyup ailelere para teklif ediyor kan parası adı altında. Birçok aile bunun zaten yasal olarak hakkı olduğunu ve işveren sanki vermese bile kendisini alabilecek olduğunu bilmiyor. Birçok olayda işveren sanki bu olaydan çok üzülmüş de, çok perişan olmuş da, ailelerin de üzülmesini ve bu olaydan maddi olarak zor durumda kalmasını engellemek için, yani lütfediyormuş gibi, bir iyilik ediyormuş gibi ailelere bir kan parası veriyor ve bu kan parasını verirken de onların elinden tabii ki çoğunlukla şikayetçi olmadıklarına dair bir ibraname, bir taahhütname alıyor. Ve aileler genelde bu hani kan parası geleneği yüzünden, bir de bu konulardaki bilgisizlikleri yüzünden zannediyorlar ki bu parayı alırlarsa ceza davasını takip edemezler. Ya da ceza davasındaki şikayet hakları düşer zannediyorlar. Oysa ki burada iki çehre var. Bir, o para zaten onların yasal hakları. İşveren lütfetmiyor. Zaten onlar onu alabilecek durumdalar. İşveren de zaten öyle hani destekten yoksun kalma maddi tazminatı diyoruz biz bu tazminata. Onu da zaten mesela 100 bin lira tutuyorsa 200 bin lira olarak ödemiyor. Zaten kendisi hesaplatıyor 3 aşağı 5 yukarı. Zaten yargısal olarak ödemek zorunda olduğu rakamı ödüyor. Dolayısıyla işverenin bir lütfu değil bu. Bu bir yasal hak. Öte yandan bir de bunun ceza tarafı var. Bu bir yasal hak olduğu için bunu aileler alabilirler.
ve ceza davalarına da buna rağmen devam edebilirler. Bu tazminatı almış olmaları demek eşittir ceza davalarına takip edemeyecekleri anlamına gelmiyor. Bu da hak, o da hak.